Evet, merhaba. Yeni bir eğitim programında tekrar birlikteyiz. Doktor Adem İnce ile eğitim mevzusunu konuşmaya devam ediyoruz. Daha önceki bir programımızda modern eğitimin tarihsel koşullarına ilişkin bir analiz yapmıştık. Ortaya çıkış koşullarını eksen almıştık. Ona üreten ekonomik biçimini, siyasal formülasyonu, aydınlanma düşüncesini, teknolojik gelişmişliği, bütün bunların nasıl bir yapıya yol açtığını, yol verdiğini. Dolayısıyla modern eğitimin tarihin ilk evresinden itibaren uygulaya geldiğimiz bir form olmadığını konuşmuştuk. Siz bunun altını özenle çizmiştiniz ve kadim bir eğitim anlayışının özü itibariyle, yapı itibariyle bu mevcut şu an sürdürdüğümüz yapıdan farklılık arz ettiğini altını çizmiştiniz. Dolayısıyla bugün bir eğitim, modern eğitim fetişizmi içinde büyüyen insanlar için bu çok kulağa aşina gelen bir tespit değil. Bizler sürdürdüğümüz eğitim formatını bir tabiat kanunu gibi yaşamış, görmüş, kabullenmiş bir atmosfer içerisinde zihnimiz en azından öyle formatlanmış gibi. Dolayısıyla bu anlamda kullandığımız modern eğitim gibi pek çok şeyin aslında tarihsel toplumsal bir hikayesinin olduğunun farkında olmak belki bize yepyeni ufuklar açacak, yepyeni imkanlar açacak. Tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eğitimde başarısız tespitini yeniden dile getirdiği bir süreçte bu mevzuyu konuşuyor olmak, bu şekilde konuşuyor olmanın bir bize açacağı bir takım imkanlar olabilir. Buradan devam edelim hocam. Buyurun. Evet hocam, yani o şeye değinmek isterim. Hani modern eğitimin verili o gerçeğini kabul ederek biz aslında onu içselleştirmiş durumdayız. Stirner diyor ki insanlar ikiye ayrılır. İnsan zihinsel olarak ikiye ayrılır. Birisi özgür zihin, birisi de eğitilmiş zihin. Yani eğitilmiş insan ve özgür insan. Biz daha çok bu işte zorunlu eğitim ve işte eğitim içerisindeki o müfredatla birlikte şekilleniyor olmamız ve bunun çocukluktan itibaren gerçekleşmiş olması bunun hiç dışına çıkamıyoruz zaten. Dışına çıkamadığımız bir şeyi de göremiyoruz yani maalesef ve hakikatini tespit de edemiyoruz. Bu şanstan mahrumuz. Ve demiştik ki dışsallık hakim demiştik biz geçen programımızda modern eğitimde. Yani daha çok zaten dışsalın hakim olduğu bir yerde bunu çok sorgulayabilme imkanını da çok elde edemiyoruz. Çünkü içimize erişimimiz yok. Yani kalmamış içimize erişimimiz. O yüzden eğitilmiş bir zihin olarak böyle bir durumdayız. Şeye gelirsek yani kadim eğitim dediğimiz şeye gelirsek yani ben böyle isimlendiriyorum ama modern eğitim anlayışı bunu aslında geleneksel eğitim diyor. Geleneksel eğitimi tercih etmiyorum çünkü modern eğitim anlayışının bu tasnifinde geleneksel eğitim aslında bayağı görülen, iptidai görülen bir eğitim anlayışıdır. Yani öğretmenin merkezde olduğu, ezberin olduğu gibi yani bunların hepsinin O tasnifte modern eğitimin ilk evresi de biraz geleneksel eğitim diye etiketlenip mahkum edilebiliyor doğru, evet. Ama yani hani geleneksel tabiri maalesef hepimizde yani. hani o modern eğitimin vermiş olduğu algıyla kötü bir şeye sahip, olumsuz bir direkt algı oluşuyor geleneksel dediğimizde. Gerçi hemen hemen her alanda sanırım geleneksel artık olumsuz bir imaya sebep olabiliyor, öyle bir algı oluşturabiliyor insanlarda. Ben kadim eğitim anlayışını daha çok tercih ediyorum. Modern eğitim sanayi devrimiyle biz başlatmıştık. Yani daha çok temelleri, ekonomik temeli sanayi devrimine, entelektüel temeli de aydınlanma düşüncesine bağlıydı. İki temeli vardı.
Ama belki yani şeye kadar gidebilir. Bu Westfalia Anlaşması'ndan sonra oluşan ulus devletin oluşması çünkü oraya kadar götürülüyor. Ve zaten Prusya'da ortaya çıkan bir zorunlu eğitim var ilk kez. Dünyada ilk zorunlu eğitim, yani bugünkü anlamda devlet eğitimi Prusya'da ortaya çıkıyor. Zaten ben o içselden dışsala doğru olan kırılmayı da en büyük kırılmanın orada olduğunu düşünüyorum. Çünkü zorunlu eğitim ortaya çıkana kadar toplumlarda, kadim toplumların hiçbirisinde toplumun eğitimi diye bir şey yoktu. Yani kitlesel eğitim, devletin toplumu, kitlesel eğitimi diye bir algı yoktu. Ve eğitim genelde münferit, yani bireysel ve gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştiriliyordu. Tabii ki eğitim kurumları vardı. Ama bugün bizim bildiğimiz anlamda okuldan ve bizim bildiğimiz anlamda eğitimden bahsedemiyoruz biz o öncesine gittiğimizde Prusya'nın. Özellikle zorunlu eğitimle dışsala dönen o olay, biz de zaten o yönüyle ele almıştık. Modern eğitim dıştan içe doğru gerçekleşiyor demiştik ve davranış değişikliği olarak zaten bugün tanımlanması da boşuna değil. Kadim medeniyetlere baktığımızda ben bu süreçte böyle bir araştırmaya hani koyulmuştum. Nerelerde yani eğitime değinilmiş, nasıl değinilmiş, hangi bağlamda ele alınmış ve üç örnek üzerinden gittim. Yani birisi Antik Yunan, ki hani felsefecilerin daha çok filozofların merkezde olduğu ve yani mitolojiye dayalı bir medeniyet olarak ele almıştım. İkincisi İslam medeniyeti, ki dine dayalı bir medeniyet. Orada eğitim hakkında kimler ne söylemiş. Üçüncüsü de Uzak Doğu medeniyeti, özellikle Konfüçyüs özelinde. Bu da beşeri öğretiler üzerine. Yani aslında üç farklı medeniyet var karşımızda. Ama eğitime hepsi değinmiş. Hepsi bir şekilde eğitime değiniyorlar kitaplarında. Mesela Platon devletinde değiniyor. Konfüçyüs'ten aktarılan bir eğitim tanımı var. Gazali değiniyor. Yani Kınalızade değiniyor. Beyzavi değiniyor. Hepsi eğitim tanımı yapıyorlar. İlginç bir şekilde yapılan eğitim tanımlarının hepsinde aynı vurgu aslında göze çarpıyor. O da eğitimin, modern eğitim anlayışının o tam tersi aslında olan şekliyle içten dışa doğru gerçekleşen bir süreç oldu. İçte başlayan ve açıkçası içsel insanın o içsel dürtülerini, duygularını, eğilimlerini terbiye ederek kendini eğittiği bir şeyden bahsediyoruz. Yani böyle bir süreçten bahsediyoruz kadim eğitimde. Bu bizim bugünkü eğitim anlayışımızda yok zaten. Yani bizim modern eğitim anlayışında tam tersi dıştan içe davranış değişikliği temelinde bir de bilgi ve beceri aktarmaktan ibaret. Yani bugünkü modern eğitim daha iyi, daha ahlaklı, daha erdemli insan yetiştirme amacı ben kazanımlara baktığım zaman görmüyorum. Yani tamam değerler eğitimi adı altında işte bir şeyler üretmeye çalışılıyor ama o genel eğitim içerisinde bu çabalar çok sathi kalıyor ve hiç merkezde değil, yani kıyıda köşede yer alan şeyler bunlar. Çünkü bir kere merkezinde rekabet olan bir eğitim anlayışının zaten içsel terbiyeyi verebilmesi ne kadar mümkün, bu da ayrı bir tartışma konusu. Yani modern eğitimin merkezinde zaten rekabet anlayışı var. Hem eğitimin içerisinde var, zaten hazırladığı toplumda da rekabet var. Eğitimin insanları hazırladığı, eğittiği toplumda da insani ilişkileri tanımlayan şey rekabet bugün tüketim toplumunda. Burada çok da gerçekleşemiyor zaten. O değerler eğitimi de komple öğrenilen şeyler de aslında bir nevi boşa gidiyor. Kadim eğitim anlayışı içe önem vermiş ve o yani o tüm medeniyetlerde önümüze çıkan bir kelime var. Dönüp dolaşan, farklı şekilde formülleştirilen, kavramsallaştırılan kendini bilme olayı. Yani özellikle dikkatimi çeken şey oydu. Hepsinde istisnasız kendini bilme üzerinden yürümüş eğitim faaliyeti. Mesela işte Delfi Tapınağı, şeydeki Antik Yunan'daki, oradaki işte Gnoti Seaoton yazan, yani kendini bil, buraya kazımışlar yani mağaraya.
İslam medeniyetinde biraz daha farklı formüle edilmiş. Men arafe nefsehu fekat arafe rabbehu. Yani kendini bilen Rabbini bilir şeklinde bir başka bir formülleştirme var bu sefer karşımızda. Konfüçyüs'te de yani Konfüçyüs'ümde ve Uzak Doğu'da da yine kendini bilme, kendini tanıma merkezli ele alınmış bu şey. Zaten onlarda bu süreç çok baskın. Yani o içsel terbiye, o tapınaklarda biliyorsunuz Budist tapınaklarında da çok baskın bir şekilde gerçekleştiriliyor. Yani günümüzde de hala onlarda devam eden bir süreç bu aslında. Peki şu niye? Yani ben şunu daha sonra şunun üzerine gittim. Hani günümüzde davranış değişikliği olarak ele alınan eğitimin bir mantığı var. Niye davranış değişikliği olarak ele alınıyor? Çünkü davranışları denetlenebilir. Daha doğrusu kendi kendisine çeki düzen veren, kendi kendine yatırım yapan bir insan tipi hazırlandığı için piyasa ekonomisinde. Dolayısıyla davranış odaklı. Hatta eğitimin de öğrenmeye, yani biliyoruz ki artık bugün eğitimden değil de işte yaşam boyu öğrenme ve öğrenme üzerinden özellikle, yani vurgunun öğrenmeye kaydığını görüyoruz. Bauman buna değiniyordu mesela, öğrenme meselesine. Şöyle diyor, yani eğitimden öğrenmeye olan kaymanın esas mantığı şu diyor, tüm sorumluluğu bireye yüklemek aslında. Yani o bir özne oluşturuyoruz bugün. Ve o hani sosyoekonomik süreçler, yani eğitimde, eğitimin saat eğitsel faaliyetlerden oluşmadığını söylemiştik. Toplumsal kurum olarak ekonomiden, işte o insanın içine doğduğu Bourdieu'nun deyimiyle o habitustan, yani o yaşam şartlarımızdan da etkilendiği aslında ortadayken. Ama öğrenmeye indirgenerek sanki öğrenemeyen bir birey, sorumluluk sadece kendisindeymiş gibi bir algı oluşturuluyor diyor Bauman. Yani çok doğru bir tespit, çünkü o yaşam boyu öğrenmenin de mantığında zaten temelinde bu var. Bir insanı yaşam boyu inşa etme aslında, özne olarak, yani Foucault'un deyimiyle süje olarak belki. Hem özne hem nesne boyutu olan, yani hem özgürlüğünü kullanan ama hem de özgürlüğünü kullanarak sömürülen bir nesne olan, süje olarak üretilmek istenen insan bugün yaşam boyu öğrenmeyle daha çok hayata geçiriliyor. Kadim eğitim anlayışında ise içsel bir eğitim, yani o terbiye, hatta yani İslam dünyasındaki karşılığıyla belki terbiye olarak ele alınan ve tamamen içselin terbiye edilmesi. Şimdi davranış değişikliği bu şartlar içerisinde ortaya çıkmış kapitalist toplum yapısı ve buna hizmet ediyor. Acaba kendini bilmek niye önemli? Yani kadim eğitim anlayışı da bunun üzerine kurulmuş. Bu üç kadim medeniyetleri. Yani şöyle bir şey söylesem, biraz anlamaya çalışıyorum. Kendini bil çağrısı, içeride olanın açığa çıkarılması, ona imkan verecek bir takım şeyleri, bir takım isteği, arzuyu ifade ediyor. Bunun önemli, bu içeride olanın, içeride bir şeyin olduğunu en azından varsayıyor ve bunun açığa çıkmasını, ön ayak olacak bir takım ortamlar, imkanlar hazırlamaya çalışıyor. Diğerinde sanki öyle mi algılamamız lazım? Yani dışarıdan bir yükleme yapıldığı zaman sanki dışarıda belirlenmiş, başkaları tarafından inşa edilmiş, akreditasyonu yapılmış bir şey var. O şeyin yüklenilmesini mi? Yani bir nesneye indirgeniyorsunuz. Nesne bir yüklemeyle inşa ediliyorsunuz gibi bir şey mi algılamam gerekiyor? Hocam doğru, nesneye indirgenme konusu doğru ama diğer bahsettiğiniz mesele biraz daha farklı. En azından benim bakışım, sizin perspektifinizden de bakılabilir bu arada. Hani değişik bir bakış sizinki de. Ben daha farklı bakıyorum. Yani o hani yaptığım o şeyde de zaten hani okumalarımda da karşılaştığım şeyleri en azından bu şekilde yorumluyorum. Ben şöyle yorumluyorum, o kendini bilme faaliyeti kadim eğitim anlayışında aslında insanın, yani mesela bunu örnekler vererek madem gideyim. Brinkman'ın mesela işte bu 2020 yılında çıkan Kişisel Gelişim Çılgınlığında Kendiniz Kalabilmek diye bir kitabı var. Türkçe çevrildi ve çıktı.
Orada şeyi ele alıyor, kendini bilmeyi ele alıyor. Bu kişisel gelişim ile birlikte karşılaştırarak ele alıyor. Ve diyor ki, onun verdiği anlam şu, kendini bilme eski diyor hakikaten tüm insanların, tüm filozofların, yani o bizim bugün hala da görüşlerini önemsediğimiz, büyük insan olarak addettiğimiz kişilerin hepsinde kendini bilme var. Yani o hatta kadimde de kalmıyor sadece, Nietzsche'de, Hegel'de. Yani kimi ele alırsak, Yunus Emre'yi ele alalım, hani Hacı Bayram'ı ele alalım. Hepsinde bir kendini bilme var. Bir şekilde geçiyor. Yani işte ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir gibi mesela bizde. O diyor ki bu ifade aslında insanın tanrı olmadığı, insanın defolu, yani hem zihinsel hem psikolojik olarak aslında defolu, eksik, eğri bir ruh olduğu ifadesini bu anlamı taşıyordu. İnsana bir şeydi aslında, yani bir uyarı. Kendini bil, hani haddini bil tarzı bir uyarıydı diyor Brinkman. Biraz da eskiye gidelim. Yani mesela bu modern bir bakış açısı. Ve kendini bilmeyi aslında insanın tanrı olamayacağı, eksiklikleriyle birlikte var olduğu ve kendini bilmekten kastım da o eksiklikleri bilmemiz gerektiği. Eksikliklerimiz neler? Zaten eğitim de orada başlıyor. Onları giderebilmek. Yani bir insan önce o nakıs hani yönünü bilecek, eğri büğrü olan yönünü bilecek, düzeltmeye çalışabildiği oranda düzeltmeye çalışacak. O içselin aslında terbiye edilmesi için. Platon da mesela, Platon eğitimi ruhun iyiden ve doğrudan yana çevrilme sanatıdır diyor. Ve bir de devamı var. Devamı da önemli. Devamında şunu diyor, diyor ki o ruh kötüye doğru dönüktür. Biz onu tutup diyor, iyiden yana çevireceğiz. Yani eğitim budur diyor. Yoksa ruh nötr değildir diyor, kötüye doğru çevriktir. Ben genelde bunun üzerinden yaklaşıyorum. Yani bugün de insan değişmedi zaten. İnsan aynı insan. Duygularıyla, dürtüleriyle, içsel dünyasıyla. Sadece insanın tanımı ve insanın algılanması değişti bizim günümüz toplumunda ve belki günümüz sistemde. Yine aslında vurguyu o şey, yani içsel insanın içindeki dürtüler, eğilimler, temel eğilimler, aslında sorumuz şu. İyi midir, kötü müdür? Yani bu önemli bir soru. Çünkü iyi ise zaten iyi ise o bizim dediğimiz gibi, yani Kant'ın işte insan eğitimle insan olabilir. Rusolarda filan o tarz bir okuma var. Rousseau'nun Emil'inde evet, aynen. Şey yani oluruna bırakma var aslında orada. Yani aslında sosyal kültürel hayat, toplumsal hayat Doğru. onu ifade eden bir hem yetiştirme, kültür, anne Ama baba. zaten yani işte sıkıntı şu, zaten insan yani toplumsal hayattaki varlığıyla insan aslında. Hani o kültürün içerisine girmeden hani münferit işte ben dağda ormanda yaşayacağım. Zaten insan olarak yaşayamazsın yani, eğer yaşayacaksan da o Hobbes'un kurucusu olabilir. evet, yani o toplumsal hayatın içerisinde yaşadıkça aslında yaşadığımız kadar insanız ve yaşadığımızda yani o işte hani Kant'ın insanı insan yapan şey eğitimdir veya işte Ali Şeriati demiştik biz, beşeri eğitim insan yapan şey eğitimdir, insanın dört zindanında söylüyor bunu. Şimdi burada eğitim nasıl insan yapıyor peki beşeri? Yani hangi yönleriyle insan yapıyor? Bunun üzerine aslında odaklanmak gerek. Yani bizim temel eğilimlerimiz beşeri mi, insani mi? Eğitim insani ise zaten eğitim burada çok da insan insan yapan bir faaliyet olarak değil o zaman. Ortaya çıkmıyor. Ama beşeri ise eğer eğilimlerimiz daha çok, yani beşerin de hani belki çok kısaca izleyenler için şeyini yapmak gerek. Yani beşer bizim aslında biyolojik olarak iki ayaklı varlık oluşumuz. Yani hayvanlardan ayıran bir yanı yok bizim beşerin. Canlıyız. Onlarla aynı dünyadayız. İki ayaklı bir canlıyız. Ama insan olma özelliğimiz zihinsel, duygusal kabiliyetlerimizle diğerlerinden ayrılma özelliğimiz aslında insan olma kabiliyetimiz bizim. Yani Ali Şeriat'ın vurgusu burayaydı zaten. Beşeri insan yapan. Eğilimlerimiz beşeri mi, insani mi?
Yani genel eğilimler var. Ben onun üzerinden değerlendiriyorum bunu. Bunu bu arada sınıflarda sorduğum zaman öğrencilerime genelde gelen cevap olumlu oluyor. Yani insanın temel eğilimleri iyi midir, kötü müdür? Özü itibariyle. İyidir diyor herkes. Bunu şunda karıştırıyorlar. Hristiyanlıkta işte doğan insan günahkar, kötüdür. İslam'da iyidir. Bu değil kastımız tabii burada. Yani doğuşu itibariyle günahsız veya günahkar olayı değil burada değindiğimiz. İnsan insan olmaya başladı. Yani o bebeklikten çıktığı ve bilince kavuştuğu zaman acaba eğilimleri, temel dürtüleri iyi yönde mi kötü yönde mi oluşuyor? Yani eğitmezse kendini iyiye mi gider kötüye mi gider acaba? Hiç eğitmezse içsel dürtülerini. Bu bir genelde bu tefsirlerde falan geçiyor. Eski şeylerde de geçiyor. Bu ahlak kitapları var. Hı hı. Eski işte mesela Yahya İbni Adi'nin eski ahlak kitabı vardır. Ahlak eğitim kitabı. O kitaplarda insanın içsel dürtüleri geçer genelde. Bunlar şunlardır insani ilişkilerimizle ortaya çıkan. İşte bizim bugün haset dediğimiz şeyler de bunun içerisinde aslında. Veya işte diğer gamlık dediğimiz şeyler de bu eğilimler içerisinde. Bu 8 tane eğilimimiz var. Bunların 3'ü iyi, 4'ü, 3'ü kötü, 4'ü iyi, 1'i nötr. Bunların üzerinden isterseniz ben bakmak istiyorum meseleye. Yani insan hakikaten eğilimleri itibariyle iyi mi kötü müdür? Buradan çok güzel ortaya çıkıyor çünkü. Birincisi şu, en kötü bizim hasletimiz. Bende yok, onda da olmasın. Bu zaten haset kavramımız. İkincisi, bende var, onda olmasın. Bu buhul diye bir karşılığı var bunun. Üçüncüsü, onunki benim olsun. Bu üçü kötü hasletlerimiz insani ilişkilerde. Dördüncüsü, onda var, bende de olsun. Gıpta dediğimiz şey ki nötr bir şeydir bu insanda. Diğerinin kötülüğünü istemeyen ama kendine de iyilik isteyen bir eğilim bu bizde. Daha sonra iyileşiyor. Bende var, onda da olsun. Bende yok, onda olsun. Benim yerime onun olsun. Onda yok, bende de olmasın. Fakir ile bitiyor aslında. Yani o sehavet, isar, diğer yamlık ve fakirle bitiyor şey. Bu iyi hasletler. Şunu soruyorum daha sonra ben öğrencilerime. Bunların topluma bakalım, kendimize de bakalım bu arada, objektif bir şekilde değerlendirelim. Bunların hangisi bizde baskın? Mesela eşimiz, dostumuz iyi bir yerlere geldiği zaman, yani başına iyilik geldiği zaman biz hakikaten ya bende yok ama onda olsun diyebiliyor muyuz gönül rahatlığıyla? Yoksa bunu da şey demiyorum tabii ki, nötr bir şeyde değerlendirmeyelim. Günümüzde rekabet anlayışlı bir sisteme yetiştirildik hepimiz. Ve hepimiz işte reklamların hücum ettiği ve daha fazla tüketmemiz, daha iyi yaşam standartları içerisinde yaşamamız gereken ve bunun dayatıldığı bir sistem içerisindeyiz. Bir buradan bakıyoruz tabii ki hepimiz. Yani hiçbirimiz nötr duygularla insanların insani ilişkilerimizi ele almıyoruz. Bunu sorduğum zaman bu sefer çoğunluğun yanıtı kötü oluyor. Yani şunu diyorum, eğer hayırlı olsun, güle güle kullan dediğimiz şeyleri hakikaten gönlümüzden gerçekten ben kendim almış gibi oldum, güle güle kullan diyor muyuz? Yoksa içimizde bir yerlerde ya benimki onunkinden daha kötü oldu şimdi falan, benim olsaydı gibi bir şeyimiz var mı acaba içimizde? Ben olduğu kanaatindeyim. Yani bu farklı belki düşünenler olabilir ama. İnsan tür olarak insan doğasından kaynaklanan bir şey mi? Yoksa mesela demin hani mesela içinde yaşadığımız ilişki ağı, toplumsal, siyasal, ekonomik, hepimizi rekabetçi eden bir şey, atmosferden bahsediyor. Bu kültürel bir formasyonun neticesinde aldığımız bir şey mi, yoksa doğamızdan kaynaklanan bir şey mi? Ya da öyle bence, bir ağ var mı biraz? O biraz çetrefilli bir alana giriyor. Evet, yani biraz zor bir alan. Ben şöyle düşünüyorum hocam, yani benim kanaatim. Katılmayanlar olabilir. Donanım ve yazılım itibariyle bakıyorum. O birinci sorunuz insan doğası, donanımımız. Evet. Bugünkü sistem bir yazılım. Yani ben donanımımızda olduğunu düşünüyorum. Yazılım da ona göre zaten. Onları dürtmek için yapılmış.
Yani bugünkü içinde bulunduğumuz yazılım direkt içeri girip, yani virüs, bu Trojan Horse, işte Truva atları var yani, girip direkt içeriden çoğalıp şey yapıyorlar, o dürtüleri hedef alıyorlar. Tıpkı bunun, yani arzu ve heyecanlarımız zaten bugün hedef alınıyor bu sistem içerisinde. Çünkü insan bilindiği için bu yapılıyor zaten. Yani insanın tabiatında, donanımında iyi huylar da var, kötü huylar da var kesinlikle. Yani iyi yok demiyorum. Ama insanın, şu kanaatteyim, insanın iyi olabilmesi için eğitmesi gerekir kendisini. Mesela benim, yani o tekrar en üst ve en altı ele alırsak, bende yok, onda da olmasın haset, onda yok, bende de olmasın fakir. Yani imtina ederim ben öyle bir şeyin bende olmasına, onda yoksa bende de olmamasını yeğlerim. Bu çok zirve bir anlayış, bu da çok kötü bir anlayış. Yani toplumda acaba kaç kişi de haset olayına rastlarız veya kaç kişi de fakir olayına rastlarız? Belki işte toplumun %1, %2'si demek bile bilmiyorum. İçimden şey geliyor, yani acaba rastlayabilir miyiz hakikaten bu fakir olayına? Peki o doğası itibariyle zor olan bir şey midir? Yoksa yani iyi olmak, iyi insan olmak, iyi terbiyeyi başarılı bir şekilde toplumsal hayatta birbirimize aktarmak, birbirimizi iyileştirmek çok zor bir şey olduğu için mi böyle bir şeyle karşı karşıyayız? Yoksa kötü olanı organize eden, onun daha çok yaygınlaşması için organize bir çaba mı var? Yani oradaki şeyi nasıl kuralım, nasıl oturtalım? Yani hocam öyle bir çaba var kesinlikle. Yani çünkü yani mevcut bizim yaşadığımız dünya içerisinde insanın daha fazla tüketebilmesi için ve bu rekabet daha fazla performans sergileyebilmesi için kesinlikle arzu ve iştiyakları ile hareket etmesi gerekiyor. Yani o arzu ve iştiyaklarında da zaten temel eğilimlerimiz bunlar bizim, arzu iştiyaklarımızda. Yani iyi harekete geçirmek istiyorsak zaten genelde arzu ve iştiyaklarımızı disipline etmek gerekiyor. Yani sıkıntı burada ortaya çıkıyor. Bugün bunun hiç karşılığı yok tabii bu arada. Yani eğitimde bugün bu duyguların eğitimi diye bir şey yok. Yani o tamam, saygı göstereceğiz başkasına, empati falan mesela işte çok bahsedilen şeyler bunlar, ama hiçbir şekilde yani ben birisiyle rekabet ederken nasıl empati kurabilirim acaba? Bu noktaya çok değinen kişi yok. Yani hani bir yandan yapmaya, bir yandan yani yıkıcı bir ortam var ama yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar yapılabilir? Çünkü diğer taraf daha baskın. Sadece okulda değil, hayatımızın her alanında bizi hep daha fazlasını, Gueno'nun tabiriyle niceliğin egemenliğinde yaşıyoruz bugün diyor. Daha fazlasını daha sık elde etmek. Hep bugün bizim isteğimiz bu. Daha fazla performans. Niye? Çünkü daha fazla para kazanmalıyım. Neden? Daha fazla tüketmeliyim. Niye? Çünkü daha mutlu olabileceğimi düşünüyorum. Yani hep daha fazla, daha sık olayı bizde zaten niceliği ön plana çıkarıp diğer insanlarla da otomatikman bir rekabet haline girme ortamı oluşturdu ister istemez. Bu iki türlü kaynaklı bence. Yani o Platon'un çünkü döneminde de yani kendisi diyor ki ruh kötüye dönüktür yani. Eğer eğitmezsek diyor kötüye dönüktür. Sanırım kastettikleri şeyler yine zaten bu tür eğilimler. Mesela belki çoğaltabiliriz. Yani Dostoyevski'nin Suç ve Cezası'nda geçiyor. Suç ve Cezası'nda diyor ki en yakınınızın amansız bir hastalığa yakalansa da ve bunun için aslında kıvransanız da diyor içinde tarif edemeyeceği bir mutluluk duygusu, hiç kimsenin de diyor bundan kaçamayacağı bir mutluluk duygusu vardı. Mesela bu çok daha insanın derinliklerinde inmiş. O yani karanlık dehlizlerine inmiş. Bunun üzerine de düşündüm. Yani mesela işte bir yakınınız, bir akrabanız işte Allah korusun kanser oluyor. Hakikaten böyle bir duygu oluşabiliyor mu insanda? Oluşabiliyor. Bunun belki sebebi şu. Ben değilim. Aynen. Ben olmadım, o oldu. Belki bu olabilir. Belki farklı şeyler olabilir. Bilemiyorum. Yani bu şeyde de var. Leviathan'da var mesela. Hobbes'un Leviathan'da geçiyor. Ansız sevinç başkasının
tökezlediği yerde ortaya çıkar insanda. Çünkü onda yok, bende var oluşur diyor, durumu oluşur diyor. Yani hepsinde var. Çürümenin kitabında geçiyor şeyde. Sioran'da Çürümenin kitabında yine bu şekilde benzer. Diğerlerinin acıları bizim için şey olabilir, gülünç ve komik olabilir. Yalnız kendi acımız diğerlerinin gözünde öyledir ama bizim gözümüzde öyle değildir gibi. Yani bu eğilimler, insani eğilimler toplumda eğitilmedikçe, disipline edilmedikçe aslında, ki bu Platon'da ruhun, biliyorsunuz İslam dünyasında da nefsin, yani ikisi aynı kavram aslında, nefsin terbiye edilmesi, ruhun terbiye edilmesi bu tarafta da, edilmedikçe insan kötüye yöneleceği için, yani kendini bilmenin aslında temeli burada yatıyor. Bir, doğru, Tanrı olmadığını bilmek, ki mükemmel değilim. Ama ikincisi zaten bu mükemmel olmadığını bilmek bir sonuç değil, tam tersine bir başlangıç. Niye mükemmel değilim? Hangi yönlerimle mükemmel değilim? Ne yapmam lazım? Yani o içsel eğilimlerimi nasıl terbiye etmem lazım insanlarla ilişkilerimde? Biz hep yani diğergamlıktan, şeyden bahsediyoruz. Ama toplumda kaçımız bunu yapıyoruz? Yani o başkasını düşünme olayı. Hani bende yok ama onda olsun olayı mesela. Bu bile toplumumuzda çok az rastlanan bir erdem. Ama bir erdem. Yani bunu bir erdem olarak ele almak lazım. O yüzden şunu diyorum, yani erdemli insan olabilmek için, iyi insan olabilmek için, ki bu modern eğitimin çok çabaladığı bir şey değil. Ama kadim eğitim anlayışındaki amaç bu. İnsanı tekamül ettirmek. Zaten Beyzavi'de ve Gazali'de karşımıza çıkan tanım tam olarak bu. Beyzavi diyor ki terbiye bir şeyi mükemmellik derecesine varıncaya kadar tekamül ettirmektir. Aşama aşama ifadesi geçiyor. Gazali'de ise şu geçiyor. Bir insanı kemale erdirmek, bunu yapabilmek için de içindeki kuvveleri terbiye edip onları dışsallaştırmak, iyi olanlarını. Yani o kötü olanlarını terbiye edip o iyi eğilimlerimizi de fiile dökmek aslında söylediği şey. Kemale erdirme veya işte tekamül etme, bu hepsinde var zaten kadim medeniyetlerin. Burada bir not düşmek isterim hocam. Bu arada vaktimiz var mı bilmiyorum. Belki şunda karıştırılabilir. Günümüzdeki kendini gerçekleştirme ile bu bahsettiğimiz şeyler karıştırılabilir. Yani kendini bilme durumu ile kendini gerçekleştirme arasında bir şey var mı acaba? Bunun üzerine de değinmek isterim. Çünkü ikisi farklı şey. Yani o tekamül etmek, kemale ermek, bir insanın o hem kamil olmak. Evet, kamil birisi olmak. Yani içini hem terbiye ederek hem de o iyiliklerini, o terbiyeden ortaya çıkacak olan iyiliklerini de fiile dökmek. İyi bir insan, zaten biz ona toplumda dünyanın her yerinde istisnasız bu insana iyi insan derler. Yani başkalarını düşünen, bencil olmayan, olumsuz anlamda. Kendini gerçekleştirme bugün, bu mesela şeyde geçiyor, Kendiyle Dost Olmak diye bir Wilhelm Schmid'in, yine o da 2020 yılında basılan bir kitap. Güzel bir kitabı var, Kendiyle Dost Olmak. Schmid'in şeyleri çok güzel, yani o modern hayatı çözümlemesi hakikaten çok güzeldir. Orada kendini gerçekleştirmeyi ele alıyor Schmid ve diyor ki kendini gerçekleştirme olayı nedir? Yani bu olumlu bir şey midir, olumsuz bir şey midir? Günümüzde çünkü bu övülen bir şey ve çağdaş eğitimde de biliyorsunuz Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin tepesinde. Evet. Ve çağdaş eğitiminde merkezinde bu konumlandırılıyor. Kendini gerçekleştirme. Diyor ki kendini gerçekleştirme şudur ki bunun üzerine Honneth'in aslında yaklaşımları var. O da ona atıf yapıyor. Onun Self Realization diye bir makalesi var Honneth'in. Axel Honneth, yanlış hatırlamıyorsam ismini. Orada kendini gerçekleştirmeyin tam tersine modern toplumda aslında piyasa ekonomisine hazırlanan bir insan tipi ve bu insan sürekli kendini güncelleyecek. Çünkü bir hız, bir ivme toplumu var. Sürekli beklentilere uyarlayacak kendisini. Aynen aynen. Yani o sistem içerisinde
sürekli olarak kendini güncelleme diyelim biz ona. Kendini güncelleyecek ve bu şekilde kendini gerçekleştirebilecek. Yani daha çok içsel yani içsel kötü eğilimlerini terbiye edip zenginliğini keşfedebilecek bir insan kastedilmiyor burada. Tam tersine mevcut sistem içerisinde daha aktif bir insan. Yani ki bu aktiflik hep yerilen bir şeydi. Yani eski kadim insanlar, filozofların tamamı aktifliği yermiştir. Fazla aktiflik kötüdür. İyi bir şey değildir. Çünkü düşünsel hayatın ölümünü netice verir. Yani aktif batıda bir vita activa var, bir de vita contemplativa diye iki yaşam genelde ele alınıyor. Düşünsel yaşam ve aktif yaşam. Biz bugün mesela Bu Yung Chulan buna atıf yapanlardan birisi yorgunluk toplumunda diyor ki biz bugün vita activa'yı mutlaklaştırmış durumdayız. Yani aktif hayatımızı mutlaklaştırdığımız için tefekkür hayatımız onun ötesi hiç yok zaten de düşünmenin ötesinde tefekkür, ne bileyim tefakku, temaşa, o meditasyon denilen daha derin düşünme biçimleri zaten hiç kalmadı. Ve o... Siz söyleyince aklıma geldi. Bauman'da ben öyle bir şey hatırlıyorum. Temel özelliğimizin aslında giderek unutma olması o unutmanın öne çıktığını, unutmayı öne çıkardığını. Çünkü kalıcı eğitimlerin, katı eğitimlerin giderek sırtta yük olduğunu. Çünkü adaptasyon hızınızı eksilten bir şeye dönüşüyor. Dolayısıyla ne kadar hafızada az yük tutacak, bir sonrakine uyumunuzu kolayla hazır olacaksınız, yani boş olacaksınız ki bir an önce uyum sağlayabilirsiniz gibi gidişatımızın, hayatın seyrinin o yönde bir şeyi dayattığını da zaten. Doğru hocam, Bauman'ın şeyinde var, akışkan hayatında. Şöyle bir şeyden bahsediyor. Modern eğitim diyor insana iki özelliği özellikle kazandırmaya çalışır. Birincisi flexibility, esneklik. Evet. İkincisi adaptability, söylediğiniz şey uyumluluk, adapte evet. olabilme özelliği. Çünkü bu iki uyum tüketim toplumu için vazgeçilmez iki değer. Yani o insanı tüketime iten, tüketici özneyi oluşturabilmek için hayati iki kavram bunlar. Bauman'ın öyle bir atıfı var. Yani onlar da şey de ekleyeyim hocam. Çok özür dilerim. Tabii buyurun hocam. Bu sosyolog Richard Sennett'in tam da bu minval, bu ahval üzerinden bunu nasıl bir modern toplumda karakter aşınması diye de çevirdiği kitabı. Evet. Yani insanı nasıl aşındıran karakteri. Dolayısıyla ben biraz mevzuyu da açıyoruz, zaman da sıkışıklığı var. Son bir dakikada bir toparlarsanız. Şöyle toparlayayım hocam. O kendini gerçekleştirmeden farklı olduğunu söyleyelim. Kendini bilmenin. Yani şunu çok net ifade edebiliriz. Kadim eğitim anlayışıyla, kadim eğitim anlayışında bir insanın hakikaten insan olarak kendi hususiyetlerini olumlu olumsuz keşfedebilmesi varken ki yani o modern dönemi eleştiren düşünürlerin tamamına baktığımızda Bauman'a bakalım. Yani daha önceye gidelim, Nietzsche'ye bakalım, Kant'a bakalım. Yani özellikle Nietzsche'de karşımıza çıkan çok güzel tespitleriyle, modern dönemi iyi analizleriyle hep önerdiği şey bu zaten. İnsanın içine dönmesi ve o tekrar içini keşfedebilmesi. Çünkü hayatın tam tersine dışsallaşması gittikçe ve o dışsallık içerisinde insanın aktifleşmesi ama aktifleşirken Homo sapiens'ten yani o düşünen akıllı insandan gittikçe uzaklaşmamız. Evet. Yani bizim sıkıntımız biz bu Homo sapiens'ten bahsetmiştik hatırlarsanız. Evet, evet. Yani Homo sapiens'ten gittikçe aslında gün geçtikçe Homo sapiens'e doğru şeyimiz attığımız adımlar fazlalaşıyor. O yüzden kadim eğitim anlayışının hani izleyicilerimize şu mesajı vererek bitirmek isterim. Kadim eğitim anlayışını affedersiniz böyle tukaka eden, bayağı gören, iktidayı gören modern eğitim anlayışının perspektifiyle yetinmesinler. Geçmişteki o birikimin hakikaten zenginliğini değerlendirip bunun ne anlama geldiğini, bu eski insanların bu eğitim vasıtasıyla
neye ulaşmak istediklerine yönelik bir araştırma yapmalarını, en azından bir okuma yapmalarını tavsiye ederim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tabii mevzu mevzuyu açıyor. Tüketmek mümkün değil. En azından şunun altını çizdik. Modern eğitim bir doğa kanunu değil. Belirli hususiyetleri var. Bu hususiyetleri biz çizgisel, evrimci, ilerlemeci bir tarih anlayışı üzerinden sadece modern olduğu için iyi olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla içeriğinde ne var, neyin karşıtı olarak var ya da dışladığı, görünmez kıldığı başka neler var, onun için dikkatli olmamızda fayda var. Kadim eğitim anlayışı da değişik, yani Hint bölgesinden, Çin bölgesinden, İslam medeniyetinden Antik Yunan'a kadar ortak özelliklerini bulabileceğimiz bir sürü başka şeyler var eğitim alanında. Bir program daha yapacağız. İnşallah orada tekrar derinleştirme imkanımız olacak. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah.